Buyurun. Selamünaleyküm. Teyzem geçmiş olsun. Kimliğimizi teslim edeceğiz inşallah Dursun Bey. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün herkese sağ olun. Böyle bir iki fotoğraf alalım. Müdürüm. Hayırlı olsun. Bu senin nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartın. Duydun biraz, mu? Biraz duyuyor, almış. Çok az duyuyor, az duyuyor. Yeni kimlik, teyzemizin yeni kimlik kartı bu. Hayırlı olsun. Bir müracaat gelmedi. Biz basından öğrendik. Hemen hastaneye gittim cumartesi günü. Durumunu öğrendik teyzemizin. O gün dosyasını tanzim ettik. Birkaç eksiklik vardı. Onu da ikmal ettikten sonra Ankara'ya gönderdik. Genel müdürlüğümüz hızla işlemleri sonuçlandırarak tescil işlemini gerçekleştirdik. Şu anda da kimliğini teslim etmeye geldik. Birkaç ay sürdü süreç. Çok kolay oldu. Sıkıntısız bir şekilde tescilini gerçekleştirdik. Ya şu anda yani çok mutluyum. Yani annemin kimliği çıktı. Yani ne bileyim çok uğraştım çıkaramadık. Kimliği çıkarttık. Yani şu anda çok mutluyum yani. Hastaneye gittik tabii şey etmediler. Bakmadılar. Geri getirip bir daha götürdüm. Dedim ki benim annem dedim yani. Benim annem ama kimlik yok. Küçükken ailesi ölmüş. Anası babası ölmüş. Yani onun için şey çıkaramadık. İşte en son işte hastaneye götürüp yatırdık. Ameliyat yaptık. İşte şu anda da yani çok mutluyum yani çok heyecanlıyım. Annemin kimliği var. Şu anda o da yani bir Türk vatandaşı. Yani ne mutlu Türk'üm diyene yani. Tabii hepsi yani kendi gücümle yani. Hep hasta oldu, misal ameliyat oldu, 97'de bir sebeple ameliyat oldu. Hepsi yani kendi gücümüzle yaptık yani. Onun için yani sıkıntısı çoktu. Yani onun için şimdi yani çok şükür ki kimliği çıkmış yani şu anda rahat hastaneye gider. Ne bileyim yani. Sonuçta yani Türk vatandaş yani. Ne mutlu Türk'üm diyene yani. Daha artık başka ne diyeyim yani. İşte 85 yıl sonra annem kimliğe kavuştu. Yani çok mutluyuz yani. Yani açıklayacak yani bir şey bulamıyorum yani açıkçası. Açıklayayım kamerayı biraz geri alalım. Dursun bir tane annen öpsün. Anne. Ulan. Dayı. Anne. Dersin. Yani ne desem boş yani sakın. Yani bize çok yardımcı oldunuz. Geldiniz, gittiniz, hastaneye geldiniz. Bundan sonra bizi nüfus dairesine götürdünüz. Yani çok büyük şey ettiniz yani. Yardım ettiniz yani şu an ne bileyim yani. Bir şey diyemiyorum heyecanla. Çünkü benim annem 85 yıldan sonra kimlik oluyor. Şu anda benim annem özgür yani. Türk vatandaşı olduğum için yani çok mutluyum yani. Başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ondan sonra babası ölüyor.
İşte onun bunun elinde büyüyor, abisinin de. Ondan sonra işte kimse çıkarmıyor. Sadece şey egeler kaldı. He? Onlar da şimdi yok. İşte egeler. Ya çok şükür bugün burada hiçbir şey yoktu. Ya bir tansiyonu ya bir şey. İşte son bir hafta da böyle. Plastik çıkaramadık yani. Kütük de yok hani kimliği. Zaten anası babası küçükken ölmüş. Hani abisinin yanındaymış. Abisine almış babama vermiş. İşte babam nerelemiş. Babam da sadece kendini düşünüyor yani. Zaten 10 yıldır babamla görüşmüyorum. O başa başkasıyla evli yani. Onun için ondan görüşmüyorum. Yani sahip de çıkmıyor zaten babamla. 30 yıldır annem benim yanımda yani. Yani. Şu anda yani yine de bakalım sadece bir kimlik diyorum ki kimlik çıksın ki rahat hastaneye getireyim götüreyim. Onun için başka bir şey istemiyor. Çünkü yaşlı yani hasta oluyor. Getiremiyorum hastaneye yani onun için. Bir kimlik istiyorum başka bir şey değil yani. Zaten normalde asgari yine çalışan bir insanım yani. Gelirim de yok. Kiracı bir insanım yani. Thank you.